Fırat Parlak Talk Show'un, daha doğrusu Komedi Dükkanı'nın Ne Yapıyorsun Müdür'ün arkadaşım, hoş geldin'in efsane yönetmeni. Ne yapıyorsun müdür dedi. Ne yapıyorsun değil mi? Müdür ne yaptın? Ha, müdür ne yaptın? Ne yapıyorsun müdür? Tabii çok kötü dedi. Ne yapıyorsun müdür? Berbat müdür. Fırat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Fırat Parlak aslında yönetmen Fırat Parlak, ama Fırat Parlak aslında Türkiye radyolarının en önemli ve radyoculuğun, Türkiye'de özel radyoculuğun ilk isimlerinden, ilk bu işi yapan isimlerinden biridir. Ben kendisini öyle tanırım en azından. Evet. Daha sonra da kendisinin bir başka kıymeti daha vardır. Biraz önce Tolga'yla da konuşurken söyledim. Benim ilk televizyon programımı TV8'de yapımcısıdır. Sinan abiyle, Sinan Çetin'le beraber. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Acun dedi ki... Şimdi Tolga... ben kalkalım mı acaba? Kalkalım mı? Hoş geldin Fırat'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya, çok mutluyum. Fırat, Acun dedi ki... Fırat'ın dedi şöyle bir şey vardı. Seyrettin sen de değil mi? Seyrettim. Böyle dedi, sürekli dedi otururuz ve dedi 3 projeyle ama falan şöyle, gelir. Mesela ben televizyon projesi anlatmam Acun abi. Yani şu işi yapacağım, bu işi yapacağım diye. Zaten anlattıklarımın %90'ını da yapmam. Sonra vazgeçerim de. Ben eksenle ilgili, TV8'le ilgili, başka şeylerle ilgili bir şeyler. Çünkü ben Acun abi çok seviyorum. Yani bu eksen sürecinin en başından beri beraberiz. Ben Tamam o filmi alacağım. Tamam. Şeyi de... Mesela Acun abi hiç kimsenin dedikodusunu falan yapmaz. Sadece işimizi konuşuruz. O yüzden de ben de devamlı onunla gidip iş konuşuyorum. Çünkü çok iş konuşan adam da bulamıyorsun ya zaten. Bir televizyon patronuyla muhatap olmak uzun yıllardır hani öyle bir şeyle karşılaşmadım da ben. Yani zevk alıyorum. Ben nasıl çok karşılaşmadın seviyorum. Ya? Sen karşılaşmazsan kim karşılaşacak? Hayır şöyle acaba? Televizyon yöneticileriyle tabii ki karşılaşıyoruz. Yani en tepedeki patronla genelde oturup konuşamazsın ya çoğunlukla. Yani en son karar vericiyle hiçbir zaman konuşamazsın. Yöneticiyle konuşursun. En son karar vericiyle konuşuyoruz. Ben de anladım ki demek ki her şey yöneticiler karar veriyormuş. Acun abi de birçok şeye karar vermiyorsun. Ortak alanlarda buluşmak da zor. Sen şimdi mesela Kayseri'yi ağlaması yerken hangi televizyon sahibiyle denk gelebilirsin? Evet, bir de Acun abinin orada şey oluyor yani bir o Dominik'ten geliyor ya, kuyruk oluyor toplantı sırasında. Ya tabii Acun'un meşhur Dominik'e gidişleri vardır ya. Evet. Dominik'e gidişler. O gün orayı görmeniz lazım. Tabii yani. Türkiye'deki herkesle görüş böyle gidiyor. İnanılmaz. Haftada şimdi böyle bir program başlatabilir ha eksende. Gidişler. Gerçekten. Dominik'e gittiği günler o şey olur yani. Bir de şöyle şey oluyor. Yani orada paralize oluyorsun, tamam. Bir de işim var. Ben mühim bir şey konuşacağım. Şimdi Tolga yani dünyanın en psikopat adamı işi konusunda. Hani iyi ki öyle, çok şükür. Şimdi Tolga çok titiz bir adam ya. Ben devamlı bir şey konuşmak için Acun abiyi yakalayıp konuşmam lazım. İşte geçen eksen daha başlamamıştı. Gittim. O sırada da giren çıkanın haddi hesabı yok. Kimseye de bakmıyorum yani. Kimse bakamazsın zaten. Zaten sinirliyim falan da devamlı. Mesela Hasan Can vardı orada. Bana diyor ki beni tanımadın mı? Tövbe yarabbim, ben senin kardeşim dedim. Kusura bakma. Böyle bir şey oldu. Yani öyle bir anımız oluyor Acun abi. Ama şöyle bir şey. Hasan Can, Veysel bizim berber, Mesut Özil. Böyle bir kombinasyon var orada. Yani hani nasıl, yani çok her taraftan herkes var gibi bir durum yani. Evet.